Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere açmayan çiçekleriniz ve hoyalarınız için harika bir besin tanıtacağım arkadaşlar. Ben çiçeklerime kullanıyorum. Çiçek köklendirmede harika, çok faydalı. Ama çiçekleriniz açmıyorsa, hoya mum çiçeğim uzun zamandır açmıyor diyorsanız mutlaka benim bu yapacağım ve kullanacağım besinden kullanın. Böyle top top çiçek açacaktır. Her dalından, verdiği her yeni dalından. Bakın. Gayet güzel toplu bir şekilde hepsi bir arada çiçek açıyor. Çiçeğe teşvik ediyor diyebiliriz. Kullanacağımız evde doğal çok çabuk hepinizin evinde bulunan bu besini hazırlayıp çiçeklerinize mutlaka verin. Bakın ne kadar güzel sık sık yaprak aralarında bakın burada 3 adet birden var. Gayet güzel harika çiçekler açmış durumda. Sizlere hiçbir şekilde Kullanmadığım, yapmadığım, gerçekten faydası olmayan hiçbir bilgiyi, hiçbir yanlış bilgi vermiyorum arkadaşlar. Buna inanabilirsiniz. Zaten takipçilerim bilir. Bakın, her dalından, her yaprak altında hemen hemen böyle güzel çiçeklerini açmış durumda. iki buçuk üç yıllık, üçüncü yılında bu hoya çiçeğimiz. Şöyle kısacık anlatayım ve hemen besini hazırlamaya geçelim. Hoyamum çiçeğinizi açmıyorsa küçük saksı olmasına dikkat edin. Bu bir püf noktasıdır. Bakın en üst sürgününden dahi çiçekler açmış durumda. Üst yeni dallarından daha bol çiçekli. Alt eski dallarında birazcık seyrek seyrek olsa da onlarda da bakın güzel güzel çiçek dal vermiş olduğu tomurcuklarını salkım salkım üzerinde görüyoruz. Şöyle bakın harika her dal aralarını burada iki adet arada tam açmamışlar ama açmak için hazırlanıyorlar. Sizlere boyutunu göstermek istiyorum. Bakın bu dal yukarıya çıkmış ve yukarıda hemen uç sürgününde yine çiçeğini vermiş durumda. Ne yapıyorum ben? Bolca e, senedeki defa solucan gübresi ekliyorum. Bu bir ek besindir ama bu kullanacağım besin çok faydalı arkadaşlar. Gül köklendirmede kullandım bu güzel besini yine çok faydalı. Açıklama kısmında linkini bırakacağım. Eğer ki gül köklendiremiyorsanız çok hızlı bir şekilde iki haftada yine gül köklendireceksiniz. Bu yaptığım besinle. Bakın boyutunu da görün diye şöyle sizlere ilk başta gösteriyorum arkadaşlar. Harika boyutta. Bu taraftan da yine yukarıya doğru tırmanmış durumda dallar ve tüm dal ve sürgün uçlarında çiçeklerini görüyorsunuz. Harika ağır bir kokusu var. Ben çok seviyorum ama e, ee, büyük oğlum hoşlanmıyor kokusundan odasına doğru gidiyor buradan koku e, ee, bunları keselim diye de söylüyor tabii ki kıyılmaz bu güzelliğe ama o kokusundan çok hoşnut değil ee, yoğun bir kokusu var hoya mum çiçeğinin kokulu bir çiçektir şöyle sizlere de kokusunu da anlatmış olayım küçük saksı e, dikkat ederseniz büyük saksı kullanmazsanız en az senede 2 yıl e, ee, solucan gübresi eklerseniz ve şimdi benim bu yapacağım güzel besini de kullanırsanız mutlaka çiçeğiniz açacaktır. Bakın bir kahve fincanı var elimde. Bundan ne kadar ekliyoruz? Tam doldurmayacağız kahve fincanımızı. Bu ne derseniz bu bir pekmez. Arkadaşlar pekmeze gül köklendirmiştim. Birçok faydasını gördüm çiçeklerde. Sizlere de paylaşmak istiyorum bu güzel bilgiyi. Şöyle bir buçuk parmak eksik bir şekilde doldurduk kahve fincanımızı hemen bunu üzerine tamamen dolacak kadar yani 2 litreyi geçecek 2 litre su dolduracağız hemen suyunu getirelim 2 litre dolduracağız su 2 litre ağzına kadar dolduralım evet işte evde doğal çiçek besinimiz hazır Harika bir işlem. Çok da faydalı. Bunu hangi çiçeklerde kullanırız diyorsanız hemen onu da şöyle kısacık geçeceğim arkadaşlar. Kullanımı ne şekilde olmalı? Karıştırıyoruz ilk etapta bolca tamamen karıştığına emin olun. Ve bir kahve fincanı doldurdum. Şimdi bunu kullanmak da önemli. Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bir kahve fincanı besinimizi döküyoruz ve üzerine hemen sulama suyundan ilave ediyoruz arkadaşlar. Alttan sulama suyu kabına çıktığı an tamamdır. Besinin kullanım şekli de bu şekilde oluyor. Sulama ile birlikte yapıyoruz bu işlemi. İlk önce kuru toprağa e, pekmezle yaptığımız besini veriyoruz. Ardından da çiçeğin sulamasını gerçekleştiriyoruz. Bunu birçok çiçeklerde kullanıyorum. Kohler ya da kullanıyorum. Verebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Şöyle Bakın gayet güzel, bol tomurcuklu, bol çiçekliler. Yazın gelmesiyle birlikte çiçeklerimiz coşuyor ama bizler buna bakmazsak, ekstra besinler vermezsek, e, gerektiği gibi bakmazsak, istediği ortama yere yerleştirmezsek çiçeğimiz açmayacaktır. Bunlara dikkat edin ve ekstra da her türlü besine çiçeklerin ihtiyacı var. Bakın küpelilerim gayet güzel. Bir yandan soluyor ve bir yandan çiçekler açıyorlar. Kaktüsümü şöyle sizlere göstereyim. Her yıl çiçek açar. Üzerindeki açmış ve kurumuş çiçeklerini görüyorsunuz. Gayet güzel çiçek açtı yine bu yıl. Bolca da yavrulu. Çiçeklerim gayet güzel benim. Tüm videolarıma bakarsanız e, faydasız olan hiçbir şeyi sizlere paylaşmadığımı anlamış olursunuz arkadaşlar. Faydalı bulduysanız videomu kanalıma abone olup bildirim zilini tümün açık hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğen de bırakırsanız destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum sizlere. E, Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.